Medine peygamberi karşılıyor. Medine'deki Müslümanlar peygamberin Mekke'den göç ettiği haberini alınca sabah namazından sonra şehrin girişinde toplanıp gün batımına kadar onun gelişini beklemeye başladılar. Peygamberin geleceği gün, Müslümanlar evlerine döndükleri ana kadar gün boyunca güneşin altında onu beklemişlerdi. Nihayet insanlar evine dönmek üzereyken, kale burçlarının üzerindeki bir Yahudi beklenen kervanı gördü ve şöyle seslendi: "Ey Araplar! Heyecanla beklediğiniz büyük babanız geldi." Müslümanların coşku dolu "Allahu Ekber" sesleri Beni Amr bin Avf içinde yankılandı. Ensar bir hurma ağacı altında yoldaşı Ebu Bekir'le dinlenmekte olan peygamberi aldı. Pek çok insan daha önce Allah Resulü'nü görmemişti. Ebu Bekir'le yaşları birbirine çok yakın olduğu için kimin peygamber olduğunu kestiremiyorlardı. Etraflarını çevreleyen insanların bu konudaki kafa karışıklığını fark eden Ebu Bekir, peleriniyle peygamberi güneşten koruyarak durumu açıklığa kavuşturdu. Böylelikle peygamberin kim olduğunu anlayan insanlar onu layıkınca selamladılar. Vahyin gelişi esnasında peygamberin suskunluğu artıyordu. Herkes etrafına toplanmıştı. "Şüphesiz Allah onun Mevlasıdır. Cebrail, salih müminler ve melekler de onun yardımcılarıdır." Tahrim 4. Bütün kadınlar, erkekler ve köleler, "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Allah'ın elçisi geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye bağırmaya başladılar. Ve hep bir ağızdan şarkı söylediler. Ay doğdu üzerimize, Veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Bununla birlikte kimi tarihçiler Veda tepelerinin Şam yolu üzerinde olduğundan hareketle bu şarkının peygamberin Medine'ye girişi sırasında değil, Tebuk Savaşı'ndan döndüğü sırada söylendiğini iddia etmektedir. Arkada Ebu Bekir, önde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve dayıları Beni Neccar ailesi Medine içlerine doğru yürüyorlardı. Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Beni Salim bin Avf vadisinde 100 kişiyle birlikte cuma namazını kıldı. Bu peygamberin Medine'deki ilk cumasıydı. Cumadan sonra peygamber Medine'ye girerken akrabaları coşku içinde şarkılar söylemeye devam ediyorlardı. "Biz Beni Neccar'lı akrabalarız. Komşu olarak Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi ne güzel ağırlarız." Her bir ensarlı peygamberi misafir etmek için yarışıyordu. Çoğu kez devesinin ipini çekiyor. "Buraya buyur ey Allah'ın Resulü. Biz seni koruma gücüne sahibiz" diyorlardı. Fakat o her seferinde onları nazikçe selamlayarak, "Deveyi bırakın istediği yere gitsin. Çünkü o Allah'ın emrindedir" diye cevap veriyordu. Deve ilerledi ve şu an peygamber mescidinin bulunduğu yere gelince duraklayıp yere çöktü. Peygamber onun yularını bıraktı. Ancak üzerinden inmedi. Deve kalkıp biraz daha gezindi ve tekrar aynı yere dönüp oturdu.
Bu kez peygamber deveden indi. Burası Ebu Eyüp el-Sari'nin evinin önüydü. Eyüp öne çıktı ve peygamberin eşyalarını evine götürdü. Kendisini sürekli olarak evlerine davet eden dayılarını gücendirmemek için bir adam yüküyle beraber olmalıdır dedi. Esad bin Zürare, peygamberin devesini çok yakında olan kendi bahçesine götürürken Allah Resulü geçici olarak Ebu Eyyub'un evinin alt katına yerleşti. Ebu Eyyub de karısıyla beraber üst kata taşındı. Birdenbire Ebu Eyyub'un aklı başına geldi ve biz ne halt ettik dedi. Allah Resulü aşağıda, bizse üsteyiz. Peygamberin üstünde mi yürüyeceğiz? Ebu Eyyub çok utanmıştı. Peygamber'e üst kata taşınmasını rica etti. Peygamberin alt kat benim için daha hayırlıdır demesine rağmen Ebu Eyyub sizin üstünüzde asla oturamam diye ısrar edince peygamber üst kata, kendisi de alta taşındı. Peygamber Ebu Eyyub'un evinde bir ay kaldı. Ebu Bekir ise Elsak'ta Habib bin Yusuf'un evinde kalıyordu. Yesrib ismi bundan böyle peygamber tarafından Medine olarak değiştirildi. Muteber hadis kitaplarından Sahih Müslim'in Cabir bin Abdullah'tan naklettiğine göre peygamber Allah Medine'yi Teba olarak isimlendirdi dedi. Yine Sahih-i Buhari'de Ebu Hüreyye'den rivayet edilen bir hadise göre peygamber Medine melekler tarafından hastalık ve deccalden korunmuştur demiştir. Müsned'de rivayet edilen bir diğer hadise göre peygamber Medine'ye Yesrib diyen Allah'a tövbe etsin dedi. Medine ismi Kur'an'da pek çok kez geçmektedir. Örneğin münafıklar Medine'ye döndüğümüzde güçlü olanlar zayıf olanları oradan sürüp çıkaracaktır derler. Halbuki asıl izzet Allah Resulüne ve müminlere mahsustur. Ancak münafıklar bunu bilmez. Münafıkun 8. İlk caminin inşası. Muhammed. Peygamberin Medine'de yaptığı ilk şey bir cami inşa ettirmek oldu. Müslümanlar peygamberin devesinin çöktüğü yerde namaz kılmaya başlamışlardı. Hurma ağaçlarının bulunduğu bu bahçe Esad bin Zürare'nin velayeti altında bulunan Sel ve Süheyl adında Beni Necar kabilesinden iki yetime aitti. Peygamberin devesi buraya çöktüğü zaman Resulullah, "İnşallah burası benim evimdir." demişti. Bahçenin çocuklara ait olduğunu öğrenen peygamber, onları amcalarıyla birlikte yanına çağırarak bahçeyi satın almak istedi. Onlarsa, "Hayır ey Allah'ın Resulü, onu sana bağışlıyoruz." dediler. Peygamber bunu kabul etmedi ve ücretini ödeyerek buraya bir cami yaptırdı. Güvenilir kaynaklarda aynı yerde bazı putperestlerin mezarları, bir takım harabeler ve hurma ağaçları olduğunu belirtmektedir. Peygamber, mezarların kaldırılmasını, harabelerin yıkılmasını ve ağaçların kesilmesini emretti. Kesilen ağaçlar, hurma dallarından oluşan çatıya destek yapmak için kullanıldılar. Cami yükselirken, Müslümanlar coşkuyla şöyle söylüyorlardı. Allah'ım, ahiret yurdundan daha iyi bir hayat yoktur.
Ensar ve muhacirini muzaffer kıl. Onlara merhamet et. Allah'ın elçisi işlerinde usta olanlara öncelik tanıyordu. Sahih Buhari'de nakledilenlere göre peygamber El Yemami'ye öncelik tanıyın. Çünkü o harç karmak ve kalıp dökmekte en hünerlinizdir dedi. Aynı olay başka bir biçimde şöyle aktarılıyordu. Bırakın Hanefi işini yapsın. Çünkü aranızda en usta odur. Ammar bin Yasir, cami inşaatında en gayretli çalışanlardan biriydi. Kerpiç kalıplarını hem kendisi hem de peygamber için taşıyor, böylelikle kendince ona şükranlarını sunuyordu. İlk başta cami ağaç gövdeleri ve hurma yapraklarıyla 12 günde tamamlandı. Cami tamamlandıktan sonra peygamber ve hanımları için odalar ilave edildi. Böylelikle caminin bitişiğinde Sevde ve Ayşe için iki oda inşa edildi. Odalar küçük bir avluya sahipti ve hurma ağaçları balçık ve sıkıştırılmış taştan yapılmıştı. Çatıları selvi ve hurma yapraklarıyla örtülmüştü. Hasan Basri bir keresinde şöyle söyledi. Halife Osman bin Affan döneminde ben bir delikanlıydım. Çocukken peygamberin kaldığı yere gider ve çatıya elimle dokunurdum. Yine Buhari'den nakledilenlere göre Davud İbni Fakis peygamberin evinin çatısının çıplak hurma dallarıyla kaplı olduğunu gördüğünü söyledi. Peygamberin ölümünden sonra Halife Abdülmelik bin Mervan döneminde odalar mescidin müştemilatı olarak kullanılmaya başladı. Cami ilk yapıldığında vaaz vermek için bir kürsü ya da platform yoktu. Peygamber namaz kıldığı yerin yanındaki bir ağaç gövdesine dayanarak konuşuyordu. Daha sonra iki basamak yüksekliğinde bir sandalye kullanılmaya başlandı. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar pek çok ekonomik, sosyal sıkıntılar ve sağlık problemleri yaşadılar. Memleketlerini, ailelerini ve servetlerinin büyük bir kısmını geride bırakmışlardı. Ticari tecrübeleri Medine'de pek bir işe yaramıyordu. Çünkü burada insanlar daha çok tarım ve endüstriyle uğraşmaktaydılar. Sosyal refah ve geçim açısından bu onlar için yepyeni bir durumdu. Bu toplumda çok yeniydiler ve sıla özlemi içindeydiler. Bunun dışında soğuk ve rutubetli iklim değişikliği de muhacirleri çok etkiliyordu. Durumu daha da kötüleştiren Medine'deki humma salgını oldu. Hastalığa yakalanan Ebu Bekir ve Bilal-i Habeşi ateşler içinde memleketlerini sayıklıyorlardı. Ebu Bekir hastalığı hakkında şunları söylüyordu. İnsan yalnızca ailesi ve halkıyla birlikteyken sağlıklıdır. Ve ölüm ona ayakkabısının bağından daha yakındır. Bilal-i Habeşi ise şöyle sayıklıyordu. Ah! İsker ve Celil'le çevrili bir vadide geceyi yolculamak için daha ne kadar bekleyeceğim? Bir gün Mecenne'ye dönebilecek miyim? Şema ve Tüfeil'i yeniden görebilecek miyim? Bu yüzden peygamber namazlarında Allah'a şöyle dua ediyordu. Allah'ım
Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de sevimli kıl. Hatta daha fazla. Bize suyunu, ekinlerini bereketli kıl. Humma'yı buradan El Cüffe'ye kadar uzaklaştır. Peygamber yine şöyle dua ediyordu. Allah'ım, ashabıma muhacirlikte yardım et ve onları bırakma. Artık insanlar her namaz vakti Peygamber Mescidi'nin önünde toplanıyorlardı. Ancak hala müminleri namaza çağırmak için özel bir alet ya da yöntem yoktu. Peygamber bu konuyu ashabla tartıştı. Bazıları çağrı için bir boru kullanmayı önerdi. Fakat peygamber borunun Yahudiler tarafından kullanıldığını söyleyerek bu teklifi reddetti. Bazıları ise çan kullanmayı önerdi. Fakat bu aleti de Hristiyanlar kullanmaktaydı. Daha sonra Abdullah bin Zeyd rüyasında kendisine ezanın sözlerini öğreten bir melek gördü. Gidip peygambere rüyasını anlattı. Aynı şey Hazreti Ömer'in de başına gelmişti. O da rüyasını anlatmak üzere peygambere geldiğinde Bilal'in mescide ilk ezanı okuduğunu duydu ve şaşkınlığını peygambere bildirdi. Peygamber ise Cebrail'in kendilerine ezanı öğrettiğini söyledi. Din kardeşliği. Medine'ye göç eden muhacirlerin ellerinde hiçbir şey yoktu. Çünkü bütün paralarını ve eşyalarını Mekke'de bırakmışlardı. Medineliler gibi çiftçilikten de anlamıyorlardı. Böylelikle acı gerçekle yüz yüze geldiler. Ne var ki Ensar halisane bir kardeşlik göstererek büyük bir ihlas içinde onlarla her şeyini paylaştı. Allah şöyle buyuruyor. Onlardan önce şehre yerleşen ve iman sahibi olanlar kendilerine hicret edenleri severler ve verilenler konusunda kalplerinde bir ihtiyaç duymazlar. Duysalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Peygamber Ensar ve Muhacir arasındaki bağları güçlendirmeye çalışıyordu. Ensar muhacirlere yardımda adeta yarışıyordu. İsterseniz bizim evlerimizi alabilirsiniz diyorlar. Ötekilerse bu ne hoş bir ameldir diyerek teklifleri kibarca geri çeviriyorlardı. Bunun üzerine Allah'ın elçisi Ensar tarafından kendisine hediye edilen bir arazi üzerine yeni evler inşa edilmesine karar verdi. Ensar aynı şekilde hurma ağaçlarını da paylaşmayı önerdi. Peygamber ise ağaçları değil ama belki meyveleri muhacirlerle paylaşabileceklerini söyledi. Bu kardeşlik duygusu Medine'nin atmosferini öylesine doldurmuştu ki günümüzde inanılması çok güç olan diğer gamlık örnekleri görülüyordu. Örneğin Sa'd bin el-Rebi, din kardeşi Abdurrahman bin Affa şöyle söyleyecekti. Ben Ensar'ın en zengin adamıyım. Varımı yoğumu seninle yarı yarıya paylaşmaya hazırım. Abdurrahman bin Av bu teklife şöyle cevap veriyordu. Bana ticaret yapabileceğim bir pazar yeri göster yeter. Abdurrahman kendisine gösterilen pazar yerine gitti ve döndüğünde elinde biraz peynir ve et vardı. Kendisini geçindirmeye yetecek kadar kazanıp din kardeşi Sa'da bağımlı kalmaktan kurtulana kadar pazarda ticaretini sürdürdü. Zaman içerisinde Ensarlı bir kadınla evlendi. Ona altından zinet eşyaları hediye etti. Peygamber kendisine düğün ziyafeti vermesini söyledi ve o da bu isteği yerine getirdi.
Medine'de nifakın başlangıcı. Muhammed. Müslümanlar Mekke'de yaşarken putperestler arasında hiç riyakar, yani münafık yoktu. O zamanlar Müslümanlara karşı açıktan açığa düşmanlık gösteriliyordu. İnsanlar ya mümin ya da putperestti. Putperestlerin Müslümanları hoşnut etmek ya da onlara yaltaklanmak gibi bir dertleri yoktu. Çünkü güçlü olan onlardı. Bu nedenle Medine döneminde inen sureler dışında Kur'an'da riyadan ve münafıklıktan bahsedilmemektedir. Peygamberin Medine'ye göç edişi ve buradan ciddi bir İslam topluluğunun tesisiyle birlikte münafıklık da boy göstermeye başladı. Bu itibarla Allah şöyle demektedir: İnsanlardan bir kısmı da çıkarı olduğu şeylerden ötürü Allah'a ibadet eder. Eğer ona bir hayır isabet ederse rahatlar. Bir fitneyle sınanırsa yüz geri dönüverir. O dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apacık ziyan da budur. Hac 11. Ve yine Yüce Kur'an'da Allah münafıkları şöyle tarif etmektedir: bunlar arasında bocalayıp dururlar. Ne onlardandırlar ne de bunlardan. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın saptırdığına sen bir yol bulamazsın. Nisa 143. Medine'deki münafıkların başı, peygamberin hicretinden önce vuku bulan Bu'a savaşından sonra insanların liderliğe seçtikleri Abdullah bin Übey bin Salul'du. İbni Hişam siyerinde onları şöyle anlatıyor: peygamber Medine'ye geldiğinde Abdullah bin Übey liderdi. Abdullah bin Übey döneminde Evs ve Hazreç kabileleri Abdullah dışında kendilerini kimin yöneteceği konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. Allah Resulü'nün Medine'ye gelişiyle talihin Abdullah bin Übey'e bir cilvesi, insanlar İslam'ı ve peygamberini çok sevdiler. Akın akın yeni dine intisap etmeye başladılar. Bundan dolayı Abdullah otoritesini sarstığı düşüncesiyle peygambere garez besliyordu. İnsanların birer birer Müslüman olduğunu gören Abdullah, içi kin, nefret ve nifakla dolu olduğu halde Müslümanmış gibi görünmeye başladı. İslam Medine'de yayıldıkça kalbinde hastalık olan herkes Müslümanlara düşmanlık göstermeye başladı. Ensar ve muhacir kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlandıkça Medine'nin bazı önde gelenleri kontrolü kaybettikleri için çileden çıkıyorlardı. Bu durum onları gizli bir nifak cephesi kurmaya sevk etti ki bu açıktan açığa düşmanlıktan çok daha tehlikeliydi. Tam da bu noktada, o ana dek Medine'deki Müslümanlarla Mekke'deki putperestler arasında tarafsız kalmayı benimsemiş olan Yahudiler de semavi ve tek tanrılı bir dine mensup olmalarından ötürü zaman zaman kendilerini Müslümanlara yakın hissetmiş olmalarına rağmen müminlere karşı düşmanlık sergilemeye başladılar. Tarihleri peygamber katli, açgözlülük, dikbaşlılık, tefecilik, haram kazanç, dünya düşkünlüğü ve Tevrat'ın tahrif edilmesi gibi utanç sayfalarıyla dolu olan Yahudiler, Kur'an ayetlerinin işaret ettiği hususlara rağmen İslam'dan ve peygamberinden nefret ediyorlardı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti.
Allah'ın Resulleri arasında ayrım yapmayız. Bakara 285. Arap dünyasındaki Yahudilerin Tarihi isimli kitabında İsrail Wolfensohn şunları söylemektedir. Muhammed, putperest itikada karşı savaşmaktan vazgeçseydi ya da Yahudilere inancını telkin etmeye çalışmasaydı, muhtemelen Yahudilerle Müslümanlar arasında bir uyuşmazlık baş göstermeyecek ve Yahudiler İslam'a saygıda kusur etmeyeceklerdi. Hatta belki de putperestliğin tamamen ortadan kalkması noktasında ona maddi manevi yardımda bulunacaklardı. Ne var ki Yahudi mantalitesi din değiştirme konusunda hiç de esnek değildi ve Yahudilerin İsrail'le olmayan birini peygamber olarak kabul etmeleri mümkün değildi. Yahudilerin İslam'a duydukları öfke ve nefreti artıran Abdullah bin Selam gibi önemli ve saygın din adamlarının Müslüman oluşuydu. Kıblenin değiştirilmesi. Muhammed. Peygamber ve Müslümanlar baştan beri namazda Kudüs'teki Mescid-i Aksa istikametine yöneliyorlardı. Bu durum peygamberin Medine'ye gelişinden sonra 16 ay kadar daha sürdü. Peygamber içten içe bütün müminlerin İbrahim ve İsmail aleyhisselam tarafından inşa edildiği için çok sevdiği Kabe'ye doğru yönelmek istiyordu. Bununla birlikte henüz kıblenin değiştirilmesi yönünde bir ilahi emir gelmemişti. Allah şöyle buyurdu: "Böylece sizi insanlara karşı orta yolu izleyen bir ümmet kıldık ki insanlara karşı şahitleri olasınız ve Resul de size şahit olsun. Senin üzerinde bulunduğun Kabe'yi kıble yapmamız Resul'e uyanlarla iki topu üzerinde geri dönenleri ayırt etmek içindir. Şüphesiz bu büyük bir imtihandır. Ancak Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kişileri büyük ve ağır değildir. Allah imanınızı boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah insanlara merhamet eden ve esirgeyendir." Bakara 143. Peygamberin hicretinden 2 yıl sonra, Recep ayının ortasında, Müslümanların kıblenin yönünü Mekke'ye, mukaddes Kabe'ye çevirmeleri yönünde ilahi emir geldi. Said bin el-Müsayyab'a göre bu Bedir Savaşı'ndan 2 ay önce gerçekleşti. Peygamber Allah'a kıblenin yönünü değiştirmesi için sürekli yakarıyordu. Bunun üzerine şu ayetler indi: "Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Elbet biz seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Her nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çeviriniz. Kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir." Bakara 144. Peygamberin Mekke'ye dönerek kıldığı ilk namaz öğle namazıydı. Kıblenin değiştirilmesi Yahudiler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve peygambere karşı yıpratıcı bir propagandaya giriştiler. Bunun üzerine Allah şöyle dedi: "İnsanlardan bir kısmı ahmaklar, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren ne diyecekler? De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iter."